Bir dahaki sefere musluğu açtığınızda lavaboya akan suyun oluşturduğu şekle daha bir dikkatli bakmanızı istiyorum. O gördüğünüz şeklin çok çok daha büyüğü, devasa bir balon şeklinde bizi, güneşimizi ve onun etrafında dönen tüm gezegenleri içine alarak evrenin yıkıcı güçlerinden koruyor. Kasım 2022'de uzay tarihinde yeni bir sayfa açıldı. Bölümün adı Artemis. 3, 2, 2, 1 ve ateşleme. Dünyanın en güçlü roketi, işte bu görüntüler. Ay'a dönüş başladı, resmen başladı. Dünyanın en güçlü roketi SLS ve onun üzerinde taşıdığı Orion kapsülünün yolculuğunu 5 saatten uzun süren bir yayınla canlı canlı aktardım. Sizlerle beraber bu heyecanı yaşadık. Ay'a doğru ilerleyen Orion uzay aracının içinde ve dışında 16 kamera var. Güneş panelleri üzerindeki kameralar bize dünyanın görüntülerini çekip yolladı. Orion artık tam şu anda dünyanın balonundan çıkmış durumda. Ay'ın balonuna girdi. Oraya epeyce bir yaklaşmış durumda. Açıklamalar bölümüne bıraktığım linkten siz de gerçek zamanlı olarak onun konumunu takip edebilirsiniz. 21 Kasım Pazartesi günü 100 kilometre kadar yakınından geçip özel bir yörüngede hareketine devam edecek ve Ay'ın 64 bin kilometre ötesine kadar gidip geri dönecek. Bu bir rekor. Çünkü 1969'da içinde astronotlarla oraya giden Apollo uzay aracı Ay'ın çok daha yakın bir yörüngesinde kalmıştı. İki astronot lunar modülle Ay'a inince geride kalan tek kişi yörüngede arkadaşlarını beklerken dünyadan en uzak noktaya ulaşan ilk insan olmuştu. Aynı zamanda en yalnız insan. Bizler dünya balonunda yaşıyoruz. İçinde insanların yaşayabileceği şekilde tasarlanmış bir aracı bugüne kadar en uzak işte o Ay balonuna gönderebildik. O da şu anda hala yolda devam ediyor. Bir de insan taşımayacak şekilde özel olarak tasarlanmış uzay araçları var ve onları gönderdiğimiz yerlerde çok daha farklı, çok daha büyük balonlar. Şimdi bu balonları size göstermek üzere uzay zamanda bir yolculuğa çıkacağız. Tam 16 yıl öncesine gideceğiz. Şu anda izlemekte olduğunuz her şey gerçek verilere dayanarak oluşturulmuş. Kasım 2006'da başlayacak yolculuğumuz. Şu gri balonu görüyor musunuz? Dünyanın etrafındaki o balon manyetosfer. Gezegenimizin manyetik alanı tarafından şişirilen bir balon. Yoğun enerjiye sahip güneş parçacıkları onunla çarpışırken ezilip uzayabiliyor. Hani şu şekil değiştiren balonlar var ya, biraz onlara benziyor. Ve eğer o balon olmasaydı dünyada yaşam olmazdı. Çok çarpıcı bir gerçek. Öyle olduğu için uzayı merak ediyoruz. Öyle olduğu için insanlı ya da insansız araçları uzayın derinliklerine yolluyoruz. Şimdi gözlem süremiz başladı. Şu anda 1 Kasım 2006'da dünyanın etrafında dönen uydulardan bazılarını görüyorsunuz. Bunlar güneş aktivitesini ve gezegenimizin atmosferiyle etkileşimlerini izliyorlar. Ne kadar hızlı tur attıklarını fark etmişsinizdir. Tıpkı uluslararası uzay istasyonu gibi bunlar da yaklaşık her 90 dakikada bir tur atıyorlar. Yani 80 günde değil, 90 dakikada devri alem yapıyorlar. Bunu unutmayın. Çünkü biz güneş sisteminin derinliklerine doğru ilerledikçe zamanın geçiş hızı değişecek. Daha uzakta güneş rüzgarıyla etkileşime girerken manyetosferin 3 boyutlu sınırlarını ölçen uyduları görüyoruz. Araştırma uydularından oluşan bu uzay filosu hayati bilgiler topluyor. Çünkü güneşte meydana gelen olaylar astronotları tehlikeye atabilir. Dünyadaki iletişim sistemlerinde ve elektrik şebekelerinde zorluklara neden olabilir. Dışarı çıktıkça zamanı hızlandırıyoruz. Çünkü gök cisimleri arasında daha fazla boşluk var artık. Daha uzun mesafeler kat etmemiz gerekiyor. Dikkat ettiniz mi? Tüm yörüngeler aynı görünmüyor. Yakındaki uydular gerçekten de balona benzeyen bir şekilde dönerlerken, daha uzaktakiler farklı amaçlar için tasarlanmış daha çeşitli yörüngelerde dönüyorlar. Avrupa Uzay Ajansı'nın gönderdiği cluster yani küme uzay araçları yüksek eliptik bir uçuş yolunda ilerliyor. Japonların Geotail uzay aracı ise öyle tek başına tembel tembel dolanıyor.
NASA'nın ikiz uzay araçları olan Stereo uyduları nispeten yakın bir formasyonda uçuyorlar başlangıçta. Ama bu şekilde uzun süre kalmayacaklar. Çünkü bu iki uydu Güneş'in üç boyutlu görüntülerini yakalamak için özel olarak tasarlandı. Biz nasıl iki gözümüzle derinliği algılıyorsak onlar da öyle Güneş'e bakıyorlar. Tabii bu araçlar uzaydaki o balonlardan faydalanarak hareket ediyor. Tıpkı bir roller coaster'ın hareketi gibi. Onlar da tepeye tırmandıkça yavaşlar ve oradan aşağı indikçe de hızlanırlar ya, yerin çekim gücünden faydalanırlar. Bilim insanları da uzay araçlarının hareketlerini bu tür güçlerden faydalanacak biçimde tasarlıyor. Bunu daha iyi anlayabilmek için şimdi tekrar gösterimimize dönelim. 2007'nin yaz aylarına geldik artık. İki stereo uzay aracından biri ayın yörüngesine yaklaşıyor ve yaklaştıkça hızlanıyor. Görüyor musunuz? Ayın kütle çekimini kullanıp müthiş bir manevra yaptı. Artık bu araçlar son yörüngelerine doğru ilerliyorlar. Geçen çarşamba Ay'a doğru yola çıkan Orion uzay aracı bu videonun yayına girdiği pazar günü hala yoluna devam ediyor. En yakın noktaya pazartesi günü ulaşmış olacak. Oysa 1969'da Apollo görevinde astronotlar yaklaşık 2 günde 51 saat 49 dakikada ayın yörüngesine ulaşabilmişlerdi. Oraya bundan da hızlı gidilebilir. Mesela New Horizons aracı 8 saat 35 dakikada ulaştı. Yani bir gün bazı insanlar kahvaltısını dünyada yapıp akşam yemeğini ayda yiyebilecek. Fakat bazen uzayda bir yerden başka bir yere öyle en hızlı şekilde gitmek yerine daha yavaş hareket etmek gerekebilir. Daha doğrusu bilim insanlarının işine gelebilir. Örneğin şu anda yolda olan Orion kapsülünün yolculuğu toplam 25,5 gün sürecek. Daha az yakıtla daha uzun süre uzayda kalmak için özel bir yörünge tasarlamışlar onun için. Böylece üzerindeki sistemleri test edebilecekleri daha geniş bir zamanları olacak. Bir de uzayda park edebileceğiniz yörüngeler var. Lagrange noktaları. Burada L1 noktasının etrafında dönen araçları görüyoruz. Dünya ile Güneş arasında her bir nesnenin çekim kuvvetinin yaklaşık olarak dengede olduğu göreli bir konum burası. L1 etrafındaki bu halo yörünge uzay aracının Dünya'yı veya Güneş'i gözlemlemesi için orada uzun süre kalabilmesini sağlıyor. Burada dönüp duran Soho, Ace ve Wind gibi uzay araçları birer gözlem evi aslında. L2 noktasında çok daha ünlü başka bir gözlem evi var. Hani bu yaz bize ilk fotoğraflarını çekip göndermişti ya, Webb Uzay Teleskobu. Onunla birlikte WMAP, Herschel ve Planck gibi başka uzay araçları da L2 noktasına park edip uzayla ilgili verileri bizimle paylaşmıştı. Fakat biz balonlardan söz ediyorduk değil mi? L1 noktasının tam da manyetosferin önünde olduğunu görüyor musunuz? Güneş sisteminin bu kısmında Dünya'nın manyetik kalkanının koruması yok. Dolayısıyla tamamen güneş rüzgarlarıyla yıkanıyor. Sanki bir musluğu açtığınızda akan su gibi. Zaten o yüzden güneş aktivitesini incelemek için son derece ideal. Verilere dayalı bu özel gösterimin başlamasından bu yana şimdi 2 yıl geçti. Dünyanın etrafındaki alana tekrar yaklaşınca orada yeni uyduların fırlatılmış olduğunu görüyoruz. Örneğin 5 tane temiz uzay aracı dönüyor şu anda bu balonun içinde. Şimdi hazırsanız sizi en büyük balona götüreyim. Bunun için biraz geriye çekilmemiz gerekecek. Güneş sisteminin kenarlarına doğru gideceğiz. İyice uzaklaşacağız. Gördüğünüz gibi Dünya'nın balonu yani manyetosfer artık gözükmüyor bile. Uzaya gönderdiğimiz araçların büyük çoğunluğu Dünya'nın yakınlarında kaldı. İki tanesi hariç. 1977'de fırlatılan Voyager 1 ve 2 uzay araçları Satürn ve Plüton'un balonlarından aldıkları destekle nihai yollarına koyuldular ve 2022 yılı itibariyle hala yolculuklarına devam ediyorlar. Bunlar insanlığın şimdiye kadar uzaya fırlattığı en uzak nesneler. Küçük mavi balonumuzdan uzay okyanusuna bırakılmış zaman kapsülleri. Daha da önemlisi Güneş'in balonunun sınırlarında dolaşan gözcülerimiz. Evet, Güneş'in de bir balonu var. Heliosfer. Ve o olmasaydı muhtemelen Dünya'da hayat olmazdı. Bu sözü bir yerden hatırladınız mı? Evet, Dünya'nın balonu manyetosfer için de aynı şeyi söylemiştik değil mi? Güneş sürekli olarak partikülleri üfleyen bir baloncu gibi. Üflediği bu partiküllerle etrafındaki gezegenlere banyo yaptırıyor adeta. Tabii her şeyde olduğu gibi banyonun da fazlası zararlı. Ve Dünya'nın etrafındaki manyetosfer balonu bizi bu üfürükten koruyor. Fakat aynı üfürük başka bir balonun şişmesini sağlıyor. Devasa büyüklükte heliosfer adlı bu balon da
Samanyolu galaksisinde yolculuk ederken bizi dış uzayın etkilerinden koruyor. Güneş rüzgarları milyarlarca kilometre ötedeki yıldızlar arası uzayı itiyor. 50 yıl kadar önce bunun varlığından haberdar bile değildik. Bu videoda gösterdiğime benzer onlarca uzay aracı sayesinde böyle bir fenomenin farkına vardık ve ölçümlerini yaptık, haritasını çıkardık. Güneş döngüleriyle birlikte 11 yılda bir genişleyip daralan devasa bir balonun içindeyiz. Adeta yavaş yavaş nefes alıp veren bir organizmanın içinde. Bir dahaki sefere musluğu açtığınızda lavaboya akan suyun oluşturduğu şekle bir de bu gözle bakın. Çünkü güneş musluğu 4.6 milyar yıldan beri açık ve bizi koruyan o en büyük balonu sürekli olarak şişiriyor. Bu videonun tam metnini ve kullandığım tüm kaynakları her zaman olduğu gibi açıklamalar bölümünde linki bulunan web sitemde yayımladım. Geçmişteki tüm arşivleri de yine aynı yerden araştırıp inceleyebilirsiniz. Eğer çocukların bu kaynakların İngilizcesinden doğrudan öğrenebilmesini istiyorsanız videonun sponsoru Cambly Kids'in sunduğu özel fırsatı değerlendirebilirsiniz. Hey, what games do you play? Video games, card games, mobile games. Çünkü Cambly Kids 4-15 yaş arası çocuklar için eğlenerek ve severek öğrenebilecekleri güvenilir bir İngilizce eğitimi sağlıyor. I'm a PC gamer. Bir dili öğrenmenin en iyi yolu ona maruz kalmaktır. Buna eğitim bilimlerinde Immersive Learning adı veriliyor. Cambly Kids'te çocuklar ana dili İngilizce olan eğitmenlerden ders alıyorlar. I'm just about to go to school. Dili en doğru ve en doğal şekliyle öğreniyorlar. I wanna wake up at 7:30. Her saatte, her yerde aktif öğrenme metoduyla derslerini interaktif olarak geçiriyorlar. Are you also waking up? Çocuklar sosyal becerilerini de geliştirerek farkına varmadan kalıcı bir şekilde İngilizce öğreniyorlar. O yüzden bu aya özel sınırlı sayıdaki tüm zamanların en büyük indirim fırsatı için açıklamalar bölümündeki linki ve kodu kullanmayı unutmayın. See you next week. Bye.